Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi taklit edip yorumlarınıza telefon numarası yazanlar var. Mail adresi yazanlar var. Lütfen itibar etmeyin arkadaşlar. Ben hiçbir zaman numaramı ve mail adresimi yorumlarınıza yazmam. Diyerekten konuya gelelim. 60 bin aboneye ulaştık arkadaşlar. ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ne zaman 10 bin abone artsa özel bir video çekiyorum. Yani bugün de dolu dolu bir video olacak. Yani piyasaya çok detaylıca değineceğiz arkadaşlar. Hani bayağı konuşacağımız şeyler olacak. Videoyu baştan sona kadar izleyenler kaybetmez diye düşünüyorum. Gerçekten önemli bilgiler anlatacağım size. Öncelikle konular nedir? Bitcoin'un kısa vadesine bakacağız uzun vadesine bakacağız. Daha sonra da atıyorum ayı sezonu geldiğinde ne yapmamız gerekiyor? Nasıl pozisyonlar alacağız? Bunlara değineceğim. Ve size bir tane altcoin sepeti daha paylaşacağım. Biliyorsunuz son zamanlarda düşüşler oldu altcoinlerde ve hani hala güzel yerlerde olan altcoinler var. Şöyle birkaç tane söyleyeceğim size. Dilerseniz sepetinizi yaparsınız. Ondan sonra dolar endeksine değineceğiz arkadaşlar. Market cap analiz edeceğiz ve dominansı analiz edeceğiz yani anlayacağınız dolu dolu bir yayın olacak Öncelikle bitcoin ile başlayalım son durum nedir Biliyorsunuz arkadaşlar son zamanlarda ne diyorum Bitcoin düşüş trendinde 4 saatlikte Yükseliş trendine geçmemiz için bizim yükselen tepe yapmamız lazım 4 saatlikte Ve dün biz o yükselen tepeyi yapmıştık Görüyorsunuz burada tepe yükselen tepe Ve dün dedim ki bir de yükselen dip lazım Hani hem yükselen tepe hem yükselen dip o da yükseliş trendi anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar biz dün bir düşüş yaşadık ve orada bir dip teyit edildi. Yani neresi ora 47.400 seviyesinde. Yani son dibimiz ora. Şimdi ne oldu? Yükselen tepemiz oldu ve yükselen dibimiz oldu. Bu pozitif. Yani pozitif bir şeydir arkadaşlar. Yani bu saatten sonra 47.400 altında not edin arkadaşlar. 47400 altında 4 saat kapatmadıkça bir problem yok Diye düşünüyorum Ve hedefleri nere olabilir Dün de dedim arkadaşlar şöyle 51000 dolar üstüne 4 saat kapatmamız lazım diye Orası ilk hedef bence Diğeri de bakın bu turuncu çizgi dünden beridir yükseliyor Dün dedim ki oradan satış geldi Yani bir daha denerse orayı bakın Bu 4 saat bulunduğu seviye 52300 Diğer 4 saat 52600. Diğer 4 saat ise 52900 öyle öyle gidiyor. Yani gece kapanışında nerede olur diye soruyorsanız şöyle 54.000 dolarda. Yani bilin ki bugün 54.000 dolar üstünde kapanış görürsek 4 saat bazda bu çizgi kırılmış olur. Bu çizgi kırılmadıkça neler olabilir? Şöyle bir senaryo olabilir. Örnek vereyim. Gider oraya, tekrar düşer. Tekrar gider, tekrar düşer. Tekrar gider öyle öyle yükseliş trendine girer. Yani yükselişler beklediğimiz kadar sert olmaz. Ama e, bu turuncu üstüne çıkarsak diyelim şöyle o zaman bayağı bir boş alanımız olur. Çok sert yükselişler gelebilir öyle bir durumda. Yani arkadaşlar e, turuncu altında kaldıkça şöyle anlatabilirim size. Bakın bir de kırmızı çizgimiz var biliyorsunuz biz onu düşüşten önce takip ediyorduk. Dedik ki 29 bin dolardan gelen ana yükselen trend çizgimiz. Şöyle iğnelerle göstereyim. Bakın ana yükselen trend. Ora kırıldığında ben video çektim. Dedim altında 4 saat kapattık. Artık tehlikeli olur diye anlatmıştım o dönemde. Yani o dönem dediğim daha e, 7-8 gün oluyor galiba. 23 Şubat diyor. Yani o tarihte kırılmıştı ve bir daha test edilmedi. Olur ya arkadaşlar retest için giderse bu turuncu çizginin de altında kalırsa sürekli ikisinin birleştiği yer örnek verim 92 bin dolar. Ne zaman? 20 Mart tarihlerinde. Yani o da bir senaryodur. Köşede dursun. Bu çizgileri zaten kaldırmayacağım arkadaşlar. İki çizgiyi de dirençlerde takip edeceğiz. Yükselişlerde. Yani düşüş için dediğim gibi 47.400 altında 4 saat kapatmamız lazım. Bu olursa ne olur? O zaman arkadaşlar tekrardan bu yeşil çizgiye düşebilir. Bu yeşil çizgi neydi? 58 bin dolardan gelen düşen trend çizgisi. Zaten orayı kırmamızda yükselişe geçmiştik. Dediğim gibi arkadaşlar beyaz çizgi 47.400 kırılırsa tekrar retest için düşebilir. Yani minimum düşeceği yer 43.700 dolar. Bu zamana bağlı her 4 saat düşüyor görüyorsunuz. Yani arkadaşlar destek kırılmadıkça panik yok. Destek kırılırsa da dediğim şekilde ilk başta 43.500 dolarları takip edeceğiz gibi geliyor bana. Yani Bitcoin'da kısa vadede durum bu şekilde. Yani büyük resimden de bakabiliriz. Örnek vereyim şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar ben şöyle yükselişin bittiğini düşünmüyorum uzun vadede. Yani biz 58.000 dolarda zirveyi yaşamadık. Benim görüşüm budur. Şimdi size birkaç ipucu vereceğim. Zirve yapıldı mı yapılmadı mı diye. Öncelikle şu hacim mumlarından Binance grafiğini açayım. Niye derseniz 2017 sonlarına doğru Binance borsasının açılmasıyla bütün hacim Binance'a kaydı arkadaşlar. Diğer borsalarda eskisi kadar hacim yok. Yani en çok hacim Binance borsasında. O yüzden hacim mumlarını Binance'dan bakmak daha mantıklı olur. Şimdi e iki tane pik var Binance grafiğinde. Birisi 2017 20 bin dolar. Diğeri de 2019 yılında 14 bin dolar zirvesi. Yani ikisi de pik noktası. İkisinden sonra da sert düştü. Yani şöyle anlatayım. 2017 Aralık 20 bin dolardan ne kadar düştü? Şöyle bakalım. %83. %83'lük düşüş geldi arkadaşlar. İşte bu ayı piyasasıdır. Öyle bir günde gelmedi. Yani bir sene boyunca düştü arkadaşlar. Yani sorular geliyor. Ayı piyasası ne kadar sürer? Örnek verin bir sene sürebiliyor. Gördüğünüz gibi. Diğeri de ne kadar düşmüş? 14 bin dolardan. Bakın yüzde %73 geri çekilmiş. yüzde %73. Bu da mini ayı piyasası olmuştu. Yani 20 bin dolardan sonra dip yapılıyor. Tekrar yükseliyor alçalan tepe ve daha sonra bir dip daha geliyor. O da %70 civarı düşüşten sonuçlanıyor. Yani ne demek istiyorum ben? Neticede iki tane pik var. İkisinde de en az %70'lik düşüş gelmiş. Öyle değil mi? Peki e, hacim mumlarına bakarsak ipucu ne? Yani pik yaptığını nereden anlıyoruz? Öncelikle şöyle gelelim. Aralık 2017. 20 bin dolarda zirve yapıyor bitcoin. O esnada bakın arkadaşlar oraya kadar hacimleri görüyorsunuz bakın. Böyle yükseliyor sürekli yeşil yeşil gidiyor büyük rally geliyor. Ondan sonra tam bu noktada rekor seviyede kırmızı hacim mumu geliyor arkadaşlar bakın. Aralık 2017. Bitcoin ne yapıyor orada? Bakın ayı piyasasını başlatıyor. Yani pik yapıyor ayı piyasasını başlatıyor orada. Yani İlk teyit neydi? İşte bu rekor hacim mumu kırmızı renk. Bu en önemli nokta arkadaşlar. Yani pik yapıldı mı yapılmadı mı sorusunun cevabı budur. Gelelim 2019 yılına. 14 bin dolarda bitcoin zirve yapıyor burada. Hacim mumlarına bakalım. Bakın önce küçük küçük gidiyor. Bitcoin hacimleniyor gitgide. En sonunda burada rekor kırmızı renkli bir hacim mumu görüyoruz. Yani geçmişte de gördük. 20 bin dolardan sonra ve ondan sonra ayı piyasasına girdi. Burada da görüyoruz rekor hacim mumu, kırmızı renk ve arkadaşlar ayı piyasasına giriyor. Günümüze gelelim isterseniz. Şimdi burada e, diyorlar ki pik yaptı bitcoin ayı piyasası başlıyor. Daha önce neydi ipucumuz hacim mumlar arkadaşlar. Yani rekor kırmızı renk hacim mumu görmemiz lazım pik yapıldıktan sonra. Biz burada zirve yaptık diyelim diyelim burası pik noktası. Kırmızı bir hacim mumu görüyoruz tamam güzel. Ama arkadaşlar rekor değil. Atıyorum. Bundan 2 ay önce biz 42 binden 29 bine düşmüştük ya. Orada bile daha yüksek Hacim mumu vardı. Bakın. Şu an biz oranın üzerine bile çıkamadık. Yani ana satış gelmediğini düşünüyorum. Bir ara satıştır. Ve atıyorum şuradaki hacim mumlarına bakarsanız hatta yani şöyle karşılaştırma yaparsanız buradaki mumlar bunun daha da altında. Yani öyle aşırı bir sert mum görmemişiz burada. Hepsinin üzerine çıkması lazım arkadaşlar. Aynı buradaki gibi bakın. Ana satış bütün mumlardan üstün. 20 bin dolarda da arkadaşlar buradaydı. Bütün mumlardan daha yüksekte görüyorsunuz. Ama burada aynı şeyi görmüyoruz. Yani bana göre pik yapılmadı arkadaşlar. Bu birinci detay. İkinci detaya gelelim. Biliyorsunuz geçenlerde Anlatmıştım. Hatta kendimden örnek vermiştim. 2017 yılında piyasaya girdiğimi anlattıydım. Başımdan neler geçti anlatmıştım size. Tekrar o konuya geleyim. O da puzzle'ın bir parçasıdır neticede. Ne demiştik o videoda arkadaşlar? Şu anki bu bölgeyi ben Şuradaki bölgeye benzetiyorum diye anlattım. 2017'de 20 bin dolara giden rally. Böyle sert yükseliş geliyor, sert geri çekilme, yüzde %40'lık. Sonra bir rally daha, bir yüzde %40'lık düşüş daha. Ondan sonra ayı piyasası başlandı deniliyor ve Bitcoin 3.000'den 20.000'e 20 çok kısa zamanda gidiyor. Ne kadar kısa zamanda? Şöyle bakalım. 93 günde Arkadaşlar 3000'den 20000'e gidiyor ve büyük büyük altcoin rallisi de o zaman geliyor zaten. Şimdi günümüze bakınca da dediğim gibi ben bu noktayı aynı buraya benzetiyorum. Siz de benzetebilirsiniz. Büyük bir silkeleme hareketi geldi. Düşüşte de dedim arkadaşlar bence bu son silkeleme hareketidir. Bundan sonra yeni zirvelere gideceğimizi düşünüyorum diye anlattım. Yani arkadaşlar bana göre daha zirve gelmedi. Zirvenin gelmesi için Bakın şöyle aşırı sert bir yükseliş gelmesi lazım arkadaşlar. Bakın bu normal sert tamam. Bu da sert okey ama şu son gelen harekete bir bakın. Yani hepsinden üstün. Yani biz onu göremedik. Yani böyle bir tepe olmaz diye düşünüyorum. Hani çok sert bir yükselişin geleceğini düşünüyorum çok yakın zamanda. Biliyorsunuz arkadaşlar ben 5 aydır diyorum mart ayında dana'nın kuyruğu kopacak. Ee, güzel şeyler olacak Kripto piyasasında diye anlattım aylar önce ve beklentim hala devam ediyor düşüşlerde de panik yapmayın dedim kaç kere ee, dinleyenler olduysa ne mutlu bana şimdi arkadaşlar olur ya bir düşüş daha gelebilir sıkıntı değil toparlayacaktır arkadaşlar bence hani güzel şeyler yakındır bir, bir, senaryoda 41 bin dolarlara düşerse gelir örnek vereyim. Yani oralar dip olur ondan sonra tekrar yoluna devam eder. Bu kötü senaryom. İyi senaryomsa dediğim şekilde buradan 100 bin dolarlara kadar belki de bir gidiş. Önce 80 bin dolar. Yani 80 bin doların görüleceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. İlerleyen zamanlarda 100 bin denemesi geleceğini düşünüyorum. Şimdi şu grafiğe gelelim. Bunu da göstermiştim. Bull Charts. O siteye girerseniz bulabilirsiniz bu grafiği. Şöyle, e, Bitcoin Price Models diyor. Oraya tıklamanız lazım seçeneklerde bu grafik açılacaktır. Bu grafik bize Bitcoin'un dip ve pik noktalarını gösteriyor arkadaşlar. Dip ve tepe diyelim. Yani e, her ay piyasasında bakın bu pembe renkli ortalamadan desteğini alıyor, yükseliyor. Boğa hallisinde de kesik çizgilere kadar yükseliyor. Aynısı burada da yaşanıyor. Pembeden desteğini alıyor. Ve arkadaşlar daha yolumuz uzun gibi duruyor. Yani ben bu grafiği aylar önce de paylaştım. O zaman Bitcoin 12 bin dolarlardaydı. Dedim ki bu çizgilere gideceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş gidiyoruz oraya. Bütün pikler çok sert bir şekilde gitmiş. Bakın çok sert. Ama buradaki pik sert değil arkadaşlar. Yani bu da diyor ki daha yolumuz var. Yani şu an nerede bu çizgiler? Bir bakalım. 111 bin dolar da. Yani bana göre 111 bin dolar hedefi var Bitcoin'de arkadaşlar. Hemen yarın demiyorum. Aylar sonra da olabilir. Yani sabırla bekleyeceğiz. Yani bu grafikte diyor ki bana daha pik yapılmadı. Buradaki teorim de diyor ki bana pik yapılmadı. Hacim mumlarına bakıyoruz. O da pik yapılmadı diyor. Yani arkadaşlar rahatız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, diğer konuya gelelim. Boğa piyasasında ne yapılır? Örnek vereyim arkadaşlar. böyle düşüşler geldiğinde sepetler yapılır. Ondan sonra sabırla beklenir arkadaşlar. Yani tutabilirsiniz elinde. Tutanlar kazanıyor genelde. Alsat yapanlar kaybediyor. Niye kaybediyor? Şimdi sen bir şey alıyorsun ve yüzde 30'luk düşüş geliyor ya ve sen stop yapa yapa alsat yaparsın. Eğer günlük alsatçıysan, atıyorum bir şey aldın. yüzde %10 stop yaparsın. Ne oldu? Düşüş geldi. %10 stopun patladı. %20'lik düşüş daha geldi. Sen dedin ki korudum kendimi. İyi ki de stop yapmışsın. Yani ne oldu? %10 zarar etti. Örnek vereyim. Yani paranın %10'u gitti. Bir dahaki işlemle aldın düştü. Direkt zarar ettin. Diğer işlemde aldın %50 kar ettim. Örnek vereyim. Genel olarak kardasın şu an değil mi? Ne kadar kazandın? Ana paran atıyorum %20 kâra geçti. Diğer gün bir ters işlem daha yaptın. Tekrar zarara girdin. Ondan sonra 3-4 tane doğru işlem yaptın. paran ikiye katladın diyelim. Onu da herkes yapamaz bu arada. Binde birdir. Onu söyleyeyim. Ya diyelim başarılı yaptın. Yani ne yaptın? Paranı ikiye katladın. Ama alıp satmasaydın. Belki de ona katlayacaktım paranı. Yani başarılı insandan bile Trader'dan bile daha fazla kazanabiliyorsun tutarsan ki e, binde biri başarılıdır. Diğerleri de hatta zarar eder. Yani e, ben bizzat yaşadım arkadaşlar şu ralli var ya 2017'deki altcoinlerde ralli vardı biliyorsunuz. Asad yapanların paralarını erittiğini gördüm ben. Tutanlar da kazandı. Yani olay bu şekilde boğa piyasasında tutulur arkadaşlar ayı piyasasında tutulmaz bu konuya biraz gelelim. Yani bir gün ay piyasası gelecek arkadaşlar. Hiçbir şey sonsuza kadar boğa piyasasına gitmez. Bu arada yeni gelenler sormuş. Boğa piyasası nedir? Ayı piyasası nedir? Hemen cevaplayayım sizin için. Bakın boğa piyasası yükseliş piyasasıdır. Kimine göre bir ay sürer, kimine göre yıllarca sürer. Benim fikrimi soruyorsan boğa piyasası dediğin şey öyle bir aylık mevzu değil. Yıllar sürer arkadaşlar. Örnek vereyim burada 2015'te başlıyor trend. Hatta 2000 evet 15'te 150 dolardan başlıyor. Bakın neredeyse 3 sene boyunca yükseliyor. 20 bin dolara gidiyor bakın. 3 senelik yükseliş trendi. Buna boğa piyasası dersin. Ayı piyasası da düşüş piyasasıdır arkadaşlar. O da uzun zaman alır. Örnek verin burada bir sene sürmüştü. Sonra bir yükseliş geldi ardından bir sene daha düşüş. Örnek 2 iki, sezonluk, iki senelik de ayı piyasası. Yani ayı piyasası, düşüş piyasası, boğa piyasası, yükseliş piyasası gibi düşünebilirsiniz. Ayıya bir kere girdin mi bitcoin'de ve altcoin'lerde en az bir sene kendini kurtaramaz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ayıya girince ne yapmak lazım? Öncelikle arkadaşlar e, sepetlerimizi yaptık zaten bekliyoruz. Hedefe gelince satacağız. Şimdi bu sepetleri nasıl satacağız? Hepsi aynı anda pik yapmayacak. Kimileri atıyorum pik yapacak. Bir hafta sonra diğeri yapacak, o esnada bir önceki pik yapan düşüşe geçmiş olacak örnek vereyim. Yani hangisi nerede zirveye gittiğini bilemez. Kimse en tepeden satamaz, en dipten alamaz. Nasıl ki alırken dedik arkadaşlar Bir yerden almamız lazım, yüzde 50 zararı göze al, kimse en dipten yakalayamaz. Aynen bu şekilde tarif ettik sepet muhabbetini. Satacağımızda da aynı o şekilde. Kimse en tepeden satamaz arkadaşlar. Unutmayın bu dediğimi günü gelecek diyeceğim ki ben altcoinlerimi satıyorum belki arasında bir tanesi zaten yüzde 50 düşmüş olacak ben onu bilemem yani sepetinde mesela 50 tane altcoin olan insanlar var biliyorum bazılarına daha fazla da olabilir yani 50'sini de en tepene satamazsın zaten net söylüyorum arkadaşlar neyse biz boğa piyasasında tutarız ay piyasasında nakitteyiz arkadaşlar Şimdi diyenler oluyor, e, yıllarca terste kalsan önemli değil, bir gün toparlar. Öyle olmuyor o iş arkadaşlar. Bir iki tane e, durum var. Birincisi altcoinler 2018'de bu düşüşte yüzde 99 düştü. Diyelim sen 100 bin dolarlık aldın. Diyorsun ki düşüyor önemli değil, ben 5 sene daha beklerim. Bir baktın, bir sene sonra yüzde 99 düşmüş, 1000 e, doların kalmış yani 100 bin doların 1000 dolar olmuş. Ben 2017 Aralık ayında da bu muhabbetleri duydum. Hatta biz de o hata yaptık. Tutacağız. Sonuna kadar tutacağız. Arkadaşlar şöyle 20.000'den 3.000'e falan düştü ya. Orada var ya anlatamam. İnsanlar sıyırdı. Bildiğin sıyırdı kafayı. Çok zararına satıp piyasadan ayrılanları tanıdım. Bizzat tanıdım arkadaşlar. O bölgede zararına satanlar %90 zararla çıkanları tanıdım ben. Yani o işler öyle kolay değil. %60-70 terse düş, hayatın biter. Sen mantıklı düşünemezsin. Öyle 3 sene tutayım falan yapamaz. Kesinlikle yapamaz. İnsan psikolojisinden biraz anlayan biri bunu anlar. Diyelim yaptın ya. İnan bana eski sen olamazsın bir daha. Artık yeni bir kişiliğe bürünürsün. Örnek vereyim. Normalde yumuşak, e, sakin bir insansın diyelim sevimlisin, herkes seni sever vesaire. Ama o vakitten sonra senden psikopatı olmaz onu söyleyeyim. Yani aşırı depresyona girersin. Yani bir şeyler yaşadık arkadaşlar, yaşayanları gördük, biliyoruz, uyarıyoruz. Ayı sezonunda tutulmaz. Ne yapılır biliyor musunuz ay sezonunda? Bakın, Bitcoin'e örnek vereyim burada. 20.000'den 6.000'e düşüyor. Al. Bak 6000'den al. 6000'den 12000'e gidiyor. Sat. 2'ye katladım paranı ayı sezonunda. Bir daha düşüş geliyor 6000'e. Al. Nereye gidiyor? 10.000'e sat. Bir daha kazandın. Bak. Ayı piyasasında bile paraya para demezsin. Al sat yaparsan. Ama tutarsan denemesi bedava arkadaşlar. Denemesi bedava. Kesinlikle önermem tutmayı ayı piyasasında. Bakın benim elimde 20 küsür altcoin vardı. Düştükçe topladım 2018'de şöyle. 2019'a geldiğimizde ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Yarısı silindi. Yani öyle bir altcoin kalmadı yani. Bildiğin gitti param bitti yani. O yüzden diyorum altcoinler ne kadar iyi olursa olsun gelecekte ne olacağını bilemez. Ki bu piyasanın geleceğini de bilemez. Yani bu birinci e, önemli detaydı. İkinciye geleyim. Yorumlarda görüyorum. Hocam buradan alsam 5 sene tutsam iyi olur mu? Diyenler var. Şöyle diyeyim. 5 sene niye tutuyorsun ki? Mega rally gelirse altcoinlerde sen zaten zengin olacaksın. O zaman satarsın. İşin biter. 5 sene tutmazsın. Yani biz de burada 5 sene tutacaktık arkadaşlar. 2017 Aralık ayında. Ben 30'a katlamışsın paramı bir ayda. Ve satmamışsın %99 erimiş param. Yani bizzat yaşadım. Yani öyle olmuyor bu işler. Aradan yıllar geçti ve ben burada kaldıklarımda hala tersteyim örnek vereyim. Yani 5 sene diye bir şey yok. Rally geldi mi satacaksın. Yani olay bu şekilde arkadaşlar. Umarım e, net anlatabilmişimdir. Yani bu anlattıkların altını çizmek istiyorum. Siz de herkese anlatın bunu arkadaşlar. Yani ayı piyasasında hodl yapılmaz. Yaptık da ne oldu? Hala düzelmedi arkadaşlar. Kimileri silindi bilmem ne oldu. Yani bu dolar veya altın değil ki. Hani düşer tekrar yükselir. Tamam bitcoin neyse. Bakın bitcoin bir şekilde toparlıyor. Yeni yeni rekorlarına gidiyor. Yani bitcoin bu işin babasıdır. Ama özellikle ne oldu? Yani küçük altcoinlerden bahsedeyim. Ee, hiçbir şeyin garantisi yok. Orada hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Neyse bu mevzuyu fazla uzattım. Şimdi işin güzel tarafına gelelim istiyorsanız. Altcoin sepeti. Biliyorsunuz arkadaşlar, düşüş önceti ısrarla benden altcoin sepeti yapmamı istemiştiniz ve ben demiştim. Yükseldi artık arkadaşlar ama sizin için bir daha yapayım. Kısa vade %50 zararı göz alıyorsan yap dedim. Düşüşler de geldi. Şu an daha iyi yerlerdeler. Bu noktadan altcoin sepeti yapılır mı? Bence yapılır arkadaşlar. Şöyle anlatayım. iki tane kuralı var bu altcoin sepetinin. Bu cümlelerimi yazın bir yere arkadaşlar. Sonra uyarmadı demeyin. Birinci kural kısa vade yüzde 50 terste kalmayı göze alacaksın bu birinci kural <laughs> Bunu göze alamayacaksan hiç yapma sepetini yapma İkinci kural seni üzmeyecek para ile yap Niye öyle diyorum Sen 100 bin dolarlık alırsın yüzde 50'lik düşüş gelir 50.000'in gitti Panik olur kesinlikle satarsın onu söyleyeyim yani Biz çok gördük ee, <laughs> Yani yüzde 50 zarara satanları çok gördük arkadaşlar. 100 bin dolar önemli bir para senin için diyelim. %50 giderse sen satarsın. Ama üzmeyecek parayla yaparsan %90 bile düşse üzülmezsin. Niye? Çünkü üzmeyecek bir parayla yaptın. Bu kadar basit. Yani bu iki şartı göze alıyorsan, kabul ediyorsan o zaman sepetini yapabilirsin. Ben uyarımı yapayım. Satacağında da altın kural bir gün e, satarsan o sepeti daha da yükseliyor diye almayacaksın bir daha. Satışını yapıyorsun, paranı direktman bankaya aktarıyorsun, borsalardan çekiyorsun. Direktman o parayla yatırımlar yapıyorsun. Artık ev mi alırsın, arsa mı alırsın, dükkan mı alırsın? Kesinlikle bankada tutmuyorsun. Bu bir. Ha devam edeceğim diyorsan ne yaparsın? %10'unu bırakırsın borsada onunla devam edersin. Ama o kadar emeğin boşa gider. Bak söyleyeyim. E, satıp da tekrar alanlar hepsi terste kaldı. Geçen buhar hallisinde. Yani siz aynılarını yaşamayın aynı, diye ben uyarımı yapayım. Yani bu şekilde yapmalısın eğer satışını yapacağında. Bir diğer kural ise sepete stop koyulmaz arkadaşlar. Yani hocam satalım mı gibisinin düşlerde yok. Veya stop emir koymak yok. Niye yok? Stop'un patladı yükseldi. Sen tepeden bir daha alırsın. Elindeki coin adeti azalmış olur. Gelecekte daha az kar etmiş olursun. Üzmeyecek bir para olduğu için zaten stop koyman da mantıksız. Stop koyuyorsan demek ki sen üzmeyecek parayla değil üzüleceğin parayla yapmışsındır bu sepeti. Yani kurallar bunlardır. bir gün satacağım da ben duyuracağım zaten dediğim gibi hepsi aynı anda pik noktaya gitmeyecek. Kimilerini daha alttan satacağız ama şu anki seviyelerin üzerine satacağımızı düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu benim öngörülerimdir. Dileyen benimle hareket eder. Dileyen etmez. O kendi kararıdır. Şimdi kaç tane altcoin seçtim size bir bakayım. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane seçtim arkadaşlar. Eşit parçalara bölüştürebilirsiniz. Üzmeyecek miktarla. Birincisi GTO projesi nedir vesaire bunlara değinmeyeceğim. Altcoin mıdır, token mıdır onlara da değinmeyeceğim arkadaşlar. Sadece grafik olarak göstereceğim size her zamanki gibi. Şimdi arkadaşlar bu GTO bakın nereden düşmüş? 1.05 dolar 2018'de çok sert düşüşler yaşanmış ardından toparlanmış. Düşüş boyunca tepeler alçalmış dipler alçalmış yani büyük resimde düşüş trendine girmiş. Daha sonra ne olmuş burada bir tepe yapmış Dip yapmış ilk yükselen dibini burada yapıyor. Daha sonra da bir yükselen tepe yapıyor. Yani buradan itibaren Bu ürün Yükseliş trendine gitmiş büyük resimde ve en son düşüşlerde bu da düştü arkadaşlar. Şu an nerede 0.019 Diyelim 0.02 seviyesinde Eski zirvesi nere 1 dolar Eski zirvesine giderse ne olur 50 kat artmış olur Orayı da kırarsa ne olur Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Yani birinci coin'umuz GTO. Bakın aynen böyle yazılıyor. E bunu dolarla alabilirsin örnek vereyim. Binance borsasından alırsın bu coin'leri. Soranlar oluyor BTC Türk'te neden yapmıyorsun? Arkadaşlar BTC Türk'te sepet yapılacak ürünler yok. Ne yapayım? Yani Hepsi yükselmiş yani onları yaptırmam kusura bakmayın. Yani Binance'a geçmeniz lazım bir şekilde. Eğer sepet yapmak istiyorsanız yani... Eğer dolarla alınmıyorsa Bitcoin'la da alabilirsin. İster Bitcoin'la al ister dolarla al hiç fark etmez. Bitcoin'la alırsan eline bin tane GTO geçer. Dolarla alırsan da bin tane Bitcoin'la alırsan da bin tane. Önemli olan eline ne kadar geçeceğidir. Coin adetine bakacaksın. Yani detaya inmeden diyorum ki GTO alınabilir. Diğeri de GXS. Oraya da değinelim. Bakın arkadaşlar bu ürün de 2017 Aralık'tan itibaren Ay piyasasına giriyor. Diplerde geziniyor derken ilk yükselen dibini yapıyor. Henüz yükselen tepesini yapamamış daha. Ama birçok altcoin yaptığına göre bu da yapar diye düşünüyorum. Ki burada Bir çarpı 3'lük hareket var arkadaşlar. Yani işi bitmiş bir şey olsa çarpı 3 de yapmaz diye düşünüyorum. Büyük resimde. Yani şu an 0.50 dolarlarda düşmüş bu da düşmüş diğerleriyle birlikte eski zirvesi nere? şu iğneye bakmayayım şuradaki iğneye bakalım 12 dolar yani ne kadar artmış olur 20, 20 kat arttı diyelim arkadaşlar bu seviyeden orayı kırarsa ne olur gerisini siz düşünün arkadaşlar yani gxs de sepete atılabilir diğerine geleyim aion bunu ara ara söylüyorum altcoin analizlerimde zaten biliyorsunuz. E, Aion analizi yaptığımda hep dedim bu sepettiktir. Bakın Aion da büyük resimde düşüş trendini kırmış. Yükselen tepe dip yapılmış. Şu an 0.19 seviyesinde 20 de diyelim. Eski seviyesi nere? 12 dolar. Oraya giderse ne olur? 50 kat kazandırır örnek vereyim. Orayı da kırarsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Diyerekten bu, sep, bu da sepete atılır diye düşünüyorum. <laughs> yani kısa vade yüzde elli zararı göz almalısın bu ürünü hepsini alacaksın. Orası o konuda bir anlaşalım sizinle. Yani ayon diğeriydi. öbürüne gelelim. Ontoloji. Ont USD bir aratabilirsiniz. Bakın bu ürün de düşüş trendinde yıllardır. Ve arkadaşlar yükselen tepesini yapıyor. Yükselen dibini yapıyor. Şu an negatif bir hava var kısa vade. Bazı altcoinlerde kısa da negatif hava var. Normal arkadaşlar hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Buralarda da negatif havalar vardı. Örnek vereyim. Yani sonuçta yükseliyor. Yani yükselen tepeler dipler yapıyor sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ee, şu an 1 dolar da diyelim eski zirvesi nereymiş bunun 12 dolar yani 12 kat artma potansiyeli var. Orayı da kırarsa ne olur gerisini siz düşünün arkadaşlar. Yani bu ürün de sepete atılabilir diye düşünüyorum. Diğerine gelelim. B, T, -S. Bakın arkadaşlar yani bir daha demeyin sepet Çünkü buradan yükseliş başlarsa e, bilmiyorum. Yani artık sepet mevzusu biter diye düşünüyorum. Şimdi BTS de 2017'den beridir düşüyor. 2018 başından beridir. Ve burada yükselen tepemizi yapıyoruz. Yükselen diplerimizi yapıyoruz. Düşüş trendi yükseliş trendine dönmüştür. Net bir şekilde görünüyor. Şu an nerede? 0.05 diyelim. Eski zirvesi 1 dolar. Yani 20 kat artma potansiyeli var. Eski zirvesine ulaşırsa, orayı da kırarsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O yüzden bunu da seçtim sepet için. Dileyen alabilir. Diğeri de FIRO. FIRO USD. Bu üründe 2018 başından beridir düşüyor. Ve arkadaşlar e, şöyle yavaş yavaş eğimi verdiğini görüyoruz. Yani burada ikili dip, üçlü dip var hatta arkadaşlar. Yani dirence sürekli geliyor. Direnç bölgesi buralar büyük bir ihtimalle. Şöyle bakalım. 8.65 diyelim arkadaşlar. Sürekli oralara takılıyor. Oralar kırdıktan sonra yeni rekoruna gidebilir arkadaşlar. Mesela nereden düşmüş bu? 184 4 dolardan şu an 5 dolar. Eski zirvesine ne olur? Hmm. Giderse 30 kat kazandırır örnek vereyim. Orayı da kırarsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Yani potansiyel var. Firo da atılabilir sepete. Diğeri de WAN. W A N USD diye aratabilirsiniz. Bakın bu üründe bariz bir şekilde zaten eğimi vermiş görüyorsunuz net bir şekilde. Şu an 0.84 dolarda. Eski zirvesi 10 dolar. Yani şöyle 13-14x yapma potansiyeli var. Eski zirvesine giderse çanağı yapar ve eski zirvesini kırarsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Yani Van bir, bir e, atılabilir diye düşünüyorum. Sonuncusu da kuantum arkadaşlar. Q T U M yani birçoğunuz biliyordur zaten. Birçoğunuz sevdiği bir koyundur. Bu da arkadaşlar net bir şekilde eğimi vermiş artık. Paraboliye de bağlamış. Tepeler yükseliyor, dipler yükseliyor. Şu an nerede? 5.40 dolar. Zirvesi nerede? 80 dolar. Yani 12 kat artma potansiyeli var. Çana tamamlarsa arkadaşlar, zirveyi de kırarsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Evet. Altcoin sepet mevzunu da bitirdiğimize göre diğer konumuza gelelim. O da dolar endeksi arkadaşlar. DXY. Orada durum nedir? <laughs> Bakın arkadaşlar, en son dolar endeksinde ne dedim? Hatta uzun süredir diyorum. Şöyle aylık grafiği açayım size. Dolar endeksinde ben aylardır düşüş beklediğimi anlatıyorum arkadaşlar. İlk takipçilerim bile bilir. Kademeli olarak böyle 87 bandına falan düşebilir diye anlatıyorum. E bir şey olmadıkça. O da neydi? En son ay kapanışında takip ettik biliyorsunuz. Aylık bazda mor renkli ortalama MA200. Duran üzerinde ay kapatmadıkça arkadaşlar dolar endeksi uçacak kaçacak diyemez kimse. Önce bu direncin üzerinde ay kapatacak. Direncimiz aylık dirençtir. Öyle basit bir direnç değil. Kırılım için üstünde ay kapatması lazım. Pazartesi günü değinmiştim dolar endeksine ve ne dedim? Altında kapattık. Üstüne iğne de gelebilir. Sıkıntı değil ama üzerinde ay kapatmaması lazım. Bunu demiştim ve yükseliş nerelere kadar gelir diye soruyorsanız cevaplayayım diye anlatmıştım. Ve demiştim arkadaşlar haftalıkta biz düşüş trendindeyiz. En son tepemizde sarı ortalama MA21'e iğnemizi atmıştık ve oradan düşe geçmiştik. Aynen bunu söyledim. Şimdiki yükselişlerde de MA21'i takip edeceğiz diye anlattım. Ve dün düşüş geldi. Düşüşten önce nereye geldi arkadaşlar? Bakın milimetrik sarı ortalamaya geldi. Yani analizimiz kusursuz bir şekilde çalıştı diye düşünüyorum. Bundan sonra bu sarı ortalama sıkı takip etmekte fayda var. Örnek vereyim 91.44 üstünde hafta kapatırsa o zaman sıkıntıya girebilir arkadaşlar. Dolar endeksi yükselebilir örnek vereyim. Ama bu olmadıkça hiçbir problem yok. Düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım size. Bakın düşüş, tepki yükselişi. Düşüş, tepki yükselişi. Düşüş giderse, hani bakın şu dalgalara bakın, düşüşlere bakın arkadaşlar. Bir dahaki düşüş dalgasında da dolar endeksi nereye düşebilir örnek vereyim. Hedefledim seviye MA 200 aylık bazda 86 bandı. Oralara kadar düşüş bekliyorum ben dolar endeksinde. Ne olmadıkça ay kapanış bu mor ortalamanın üstünde gelmedikçe Bunları niye anlatıyoruz? Dolar endeksi düşüş trendindeyken Bitcoin yükseliş trendinde olur. Tam tersi hareket eder. Saatlik grafiklerde, 4 saatlik grafiklerde, gün hareketlerde bunu pek anlamayabilirsin. Ama büyük resimde arkadaşlar genelde tersine hareket eder. Bilmeyenler için göstereyim. Bakın mesela 2017 Ocak ayından sonuna kadar büyük büyük ralli yaşandı. Bitcoin 100 kat arttı örnek vereyim. Altcoin'ler Kimisi 1000 kat arttı, kimisi 10.000 kat, kimisi 50.000 kat arttı altcoinlerin 2017 yılında. Ocak ayından e, yıl başına kadar 2017 yılında. O arada bakın dolar endeksi Ocak 2017'de pik yapıyor, düşüş trendine gidiyor. Ve bu esnada da altcoinler uzaya fırlıyor arkadaşlar. Bitcoin uzaya fırlıyor. Ne zaman ayı piyasasına giriyor Bitcoin ve altcoinler? Bakın dolar endeksi dip yapıyor burada. Ne zaman? Ocak 2018. Bakın tarihlere bak. Yani hiç haber takibine gerek yok veya algılara kapılmaya gerek yok. Şu sebepten dolayı düştü demeye gerek yok. Bu dolar endeksi bize her şeyi söylüyor. Dip yapılıyor 2018'de ve dolar endeksi şiddetli bir şekilde yükselişe geçiyor arkadaşlar. Altcoin ve Bitcoin bitiyor. Altcoin'ler %99 düşüyor. Bitcoin %83 düşüyor. Yani neler neler oluyor. Daha sonra birden bir hastalık çıka geliyor. Korona. Ve piyasalar yerle bir oluyor. Tam o noktada bakın Mart 2020'de pik yapılıyor dolar endeksinde. O günden beridir düşüş trendinde. Yani <laughs> o düşüş trendinden sonra da Mart 2020'den itibaren Bitcoin ve altcoin'lere bakın arkadaşlar uzay fırlıyorlar. Ben bunları 6 ay önce anlattım. Videomda anlattım. Günü gelince hedeflere ulaşınca kripto ramço kehanetleri diye özel bir video çekeceğim. Onları herkesle paylaşacağım. Ama daha zamanı var arkadaşlar. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. İnşallah hepimiz zengin oluruz. Ben sizin için elimden geleni yapacağım. Yani ne anlatmak istedik? E, dolar endeksi pik yapınca büyük resimde bakın bu aylık grafik. Saatlik değil. Her şey yükseliyor arkadaşlar. Bitcoin, altcoin hepsi yükseliyor. Yani eğer dolar endeksi beyazla düşecekse o zaman Bitcoin ve altcoinler uzaya doğru gider arkadaşlar. Yani parçaları birleştirin. Size bir sürü parçalar gösterdim. Hepsini birleştirin arkadaşlar. Sonucu kendiniz çıkarın. Dolar endeksi buradan yükseliş trendine girerse o zaman sıkıntı olur. Ama teyidin almamız için daha 28 günümüz var. Ay kapanışına göre hareket ediyoruz. Evet dolar endeksinde durum bu şekilde. Şimdi market cap'e gelelim. Market cap nedir? Diye soruyorsanız. Market cap piyasadaki bütün parayı temsil eder. Şimdi bizim kripto paralarda 1.5 trilyon dolarımız var. İçinde bitcoin var altcoinler var toplam 1.5 trilyon. Aylık bazda büyük resimde görüntü bu şekilde arkadaşlar. Ne gösteriyor bu size? Daha yükselişler devam eder diyor. Daha biz rekorumuzu kıralım. Ne oldu ki diyor. 3 ay önce rekor kırmışız. Daha önce ne oldu? Rekor kırılmış mesela. Burada bir sene boyunca, iki sene boyunca yükseliyor hatta. E burada 3 ay olmuş rekor kırılalı. Hemen ayı piyasası. Yani biraz saçma oluyor bu. Yani daha yolu olduğunu düşünüyorum büyük resimde. Haftalık bazda bakınca da bütün ortalamaların üzerindeyiz. Bu da sıkıntı değil arkadaşlar. Ne zaman bir ortalama kırılırsa sıkıntı olur ama şu an hiçbir şey eee sorunu durmuyor. Her şey perfect Büyük resimde günlük bazdan bakınca da artık e, bir dip yapmış burada yükselişe geçeceğim diyor. Ama daha teyidini almadık. İşte Bitcoin'u takip edeceğiz arkadaşlar. Bitcoin buradan yükselişe geçerse hep bütün piyasa yükselişe geçer diye düşünüyorum. Yani e, Kısa vade bir geri çekilme daha gelebilir örnek vereyim ama gelecek açısından bakınca daha yolumuzun olduğu görünüyor grafikte. Şimdi altcoin market cap'e gelelim. Altcoin market cap nedir? Nedir? Şudur. Demin total market cap'ti. Yani piyasadaki bütün paralarda. Bu da sadece altcoinlerdeki paralar. Yani 578 milyar dolar büyük resimden bakalım. Biliyorsunuz arkadaş aylardır diyorum ben altcoin market cap'te en az nereyi bekliyorum? Şöyle göstermiştim size. 2 trilyon doları göreceğimizi düşünüyorum. Kripto ramço dediydi dersiniz. Yani 2 trilyona daha yolumuz var arkadaşlar. Yani her şey bir anda gelişebilir. Olmaz değil mi? Yani şöyle anlatayım. Geçmişte mesela. Yani şöyle sadece bir aylık mum göstereyim şuradaki. 4 milyardan 14-15 milyar fırlıyor arkadaşlar bir ayda kaç kat artıyor siz düşünün. Yani buradan 3 kat artması lazım e, pik yapması için örnek verin ve aylarca zamanı var. Daha önce de şu çizgileri göstermiştim size bakın. Altcoin market cap daha önce rekor aylık kapanışını yapıyor ve büyük rallye geçiyor diye anlatmıştım size. Ve aynen burada da 3 ay önce dedim ki aylık rekor kapanışımız geldi altcoinlerde uçuş bekliyorum diye anlattım ve uçuşlar da geldi. Yani geçmişte kırıyor, yükseliyor, şimdi kırıyor, yükseliyor ve yükseleceğini de düşünüyorum da. Büyük resimde hiçbir problem görünmüyor altcoinler için. Haftalık grafiğe bakalım. Orada ne durumdayız? Bütün ortalamaların üzerinde pozitiftir. En kötü bir düşüş daha gelir örneklerim. Sonra toparlar. Günlükte de arkadaşlar eğimi veriyor. Bir ihtimal bir düşüş daha gelebilir arkadaşlar. O da 460 bin lira. Yani o da altcoin'leri geri çeker. Ama ondan sonra toparlayıp yoluna devam eder diye düşünüyorum. Yani büyük resimde hiçbir problem yok. Altcoin'lerde de e, genel piyasada da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Şimdi dominansa gelelim. Bu son arkadaşlar. Bundan sonra da videoyu bitireceğim. Dominasta ne diyoruz? Bakın. Bundan Burada önemli bu arada arkadaşlar. Hani bilinmeyen gerçekleri açıklayacağım size. Lütfen burayı da izleyin. Biz mesela ne yaptık? Şu en son ortalamaya geldiğinde 3 ay önce Dedim ki arkadaşlar Buradan itibaren dominans düşecektir. Ben sepetimi yapıyorum. Dileyen benimle yapsın. Orada bir sepet yaptık. Çok güzel kardı arkadaşlar. Geçen gün düşüşlere rağmen Kaç x kardayız hala. Ve sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yani bu ortalamalar Hepsi kırılması lazım. Büyük altcoin rallisi için şu an son ortalamayı deniyor bakın. Geçen ay yani bundan 3 gün önce ay kapanışı geldi üzerinde tam kapattı. Yani bizim altında ay kapatmamız lazım. Bu olursa o zaman e, sert düşüşler gelir dominansta. Şimdi önemli olan kısma geleyim. Ne o? Mesela yorumlarda soruyorlar. Şimdi hocam eğer dominans düşerse bitcoin düşmez mi? Bitcoin düşerse altcoin'ler düşmez mi diye soranlar var. Şunu söyleyeyim. Dominansla Bitcoin tamam bazen bağlantılıdır ama bağımsız hareket ettikleri de oluyor. Şöyle örnek vereyim. Bu, bu nedir biliyor musunuz? 2017 Ocak ayından Aralık ayına kadar. Demin ne göstermiştim size? Bir yıl boyunca altcoin'ler uzaya fırlamış, Bitcoin uzaya fırlamış. Sizce bu esnada dominans ne yapmış? Bakın, bilmeyenler şaşıracak. %98'den bakın %70 geri çekilerek %35'lere düşmüş. Bakın 2017 boyunca dominans düşüyor arkadaşlar ve Bitcoin 100x yapıyor. 100 kat yükseliyor. Dominans düşerken. Yani dominans düşerse Bitcoin düşer, Bitcoin düşerse altcoin düşer. O mantığı bir kenara bırak. <laughs> Size açık açık gösteriyorum burada bak. Veya şöyle diyeyim. Son 3 aylık mumlara bakın arkadaşlar. Dominans düşüyor. Bakın net. Dominans düşüyor. Nereden? %73'den 60 59'a kadar düştü. <laughs> Bitcoin ne yaptı? Yani 20 binden örnek verim 60 e gitti. 3 kat yükseldi. Dominans da baya baya düşerken. Yani ne anlamamız lazım? Dominans düşerse Bitcoin düşer olayı yok. Artık adamların canı nasıl isterse öyle davranır. Şimdi gelelim son kısma. Biz sepetleri ne zaman satacağız kısmına? Biliyorum birçok arkadaşın hoşuna gidiyor. <laughs> Öncelikle şöyle çizgilerimizi açalım. Bu arada ben iki gün önce <laughs> dominans analizimde iki tane çizgi çizmiştim. Bu yeşil çizgiler. Oradaki son duruma değineyim. Bakın ne demiştik? Burada yükselen trend var. Retest edildi. Burada da düşüş trendi var. O da retest edildi. Şöyle bu ikisi arasında hareket edeceğini düşünüyorum diye anlattım. Bu alttaki kırılırsa çok sert düşüş gelir. Yukarıdaki kırılırsa sert yükseliş gelir örnek vereyim. Şu an ikisi arasında gidiyor. Bu detaya da bir değinmek istedim. Günlük bazda da. <laughs> Bakın arkadaşlar ne diyoruz? Sepeti ne zaman satacağız? Her zaman şu şekilde anlattık. Haftalı abi alalım. Sarı çizgiden yapılan sepet ve kırmızı çizgiden yapılan sepet bir gün mor çizgiye düşünce satılacaktır. O kuralı kendimize e, aşılıyoruz arkadaşlar. Bir gün oraya düştüğünde ben satacağım altcoinlerimi. Artık kaç x yaparsa yapsın. Belki de oraya düşünce kimileri zaten düşmüş olacak yarı yarıya. Bilemem. Kimse bilemez hangisi ne zaman zirve yapacağını. Yani öyle sert yükselişler geliyor ki. Ucu bucağı belli değil arkadaşlar. Büyük rallilerde o şekilde oluyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunlar benim stratejilerimdi. Gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Ayı piyasasına girersek sinyalını alırsam diyeceğim ki arkadaşlar maalesef hayallerimiz suya düştü. Yani negatifim diyeceğim. Onu da duyuracağım. Hani ters bir şey olursa duyurumu yaparım. Ama şimdilik büyük bir potansiyel var. Sizlere sergiledim. Yani ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Yanılırsam da kusura bakmayın. Neticede kimse geleceği bilemez, göremez. Tahmin yürütebilir. Kimisi doğru tahmin eder, kimisi yanlış tahmin eder. Benim tahminlerim budur. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.